18 Mart Dünya Emekçiler Kadın Emekçi Kadınlar Günü olarak geçmektedir. Fakat kapitalist sistem bunu bütün kadınlara yayarak aslında yine insanların emeklerini çalma yönünde bir takım oyunlara girmiştir. Oysa ki İslam bize, biz kadınlara cenneti ayaklarımızın altına sermişken bizim bu tür bir güne indirilmiş kadın günü, kadınlar gününe itibar etmememiz gerekiyor. Bizler İslam'ın bize bahşettiği o yüce makamı zaten farkındayız, biliyoruz. Dolayısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bize dayatılan kapitalist sisteme böyle bir takım oyunlara gelmememiz gerekiyor. Allah-u Teala'nın bize biçtiği yol öncelikli olmalıdır. Yapısı itibariyle ince bir yapıya sahiptir. Kadın şefkat yönüyle daha kuvvetlidir. Annedir, eştir, evinin hanımıdır. Yani bizim kapitalist sistem kadını ağır işlerde çalıştırarak bir yapısızda kadına bir özgürlük veya işte kendini emekçi diye şey yapılıyor. Aslında bunların hepsi zulümdür. Biz bunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadına zulüm günü olarak biliyoruz. Bizler bu günleri çok fazla önemsemiyoruz. Müslüman kadınlar Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Asiye'yi, Hazreti Hatice'yi, Hazreti Meryem'i, Hazreti Ayşe'yi örnek almamız gerekiyor. Onların hayatlarına baktığımız zaman onların makamları daha yücedir. Oysa ki onlar bu tür şeylere yetenmemişlerdir. Kadını ön plana çıkartmak için herhangi bir ağır işte veya da başka bir yerde dışarıya çıkartmaya gereğini duymamışlardır. Dolayısıyla bizler aslında kadınlar olarak 19 Mart Hazreti Fatıma'nın doğum gününü bizim için kadınlar günü olarak kendimizce yaşasak bizim için daha iyi olur. Bizler o günü daha çok bilmeliyiz. 8 Mart günü değil de 19 Mart Hazreti Fatıma'nın doğum gününü biz kadınlar kendimize kadınlar günü olarak kutlayalım.